Beşiktaş'ın devre arasında yapılan açıklamalara göre çok büyük bütçelerle çok büyük transferler yapma gibi bir lüksü yok gibi görünüyor. Ama Anthony Vakeme istisnai bir oyuncu. Suudi Arabistan'a gitmiş olması kafanızda onunla ilgili bazı soru işaretlerini barındırıyor mu, yoksa olur da gelirse iyi performans verir diyebiliyor musunuz hocam? Vakeme Trabzon'la özdeşleşmiş bir oyuncu. Hakikaten Trabzon'a çok şey kattı. Taraftarların sevgilisi konumuna geldi ve büstü dikildi. Yani heykeli dikildi Trabzon'la. Sezon başı transferde Trabzon'dan ayrıldıktan sonra görüşmeleri yaptı. Fener'le adı geçti. Trabzon'la Beşiktaş'la adı geçti. Sonuçta olmadıktan sonra da Suudi Arabistan'a gitti. Orada pek mutlu olmadı. Devamlı transfer mevsiminde her şekilde adı gündeme geliyor. Şenol Hoca da bu oyuncuyu iyi tanıyan hocalardan bir tanesi, istiyor mu? Bence istiyordur da. Ama ben biraz evvel gündeme gelen, şimdi Cengiz Dündar'la Bekayem arasında eğer tercihte kalsam hiç düşünmeden Cengiz Dündar'ı alırım. Sınırlarımı biraz daha zorlarım. Potansiyeli ne yapabileceğimi biraz daha zorlarım. Cengiz Dündar'ı alırım. Dediği gibi hem Türk oyuncu statüsünde olmasının hem de hakikaten ses getirir. Beşiktaş'ın demiyorum. Hangi takıma giderse gitsin Cengiz ses getirir. Onun iddiasında bulunabilirim. Bekayem gelirse bir tercihtir. İlla ki Beşiktaş'a da faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ama tercihim her zaman iki tane oyuncudan Cengiz'den açık ara önde. Hocam ne dersiniz Bekayem Beşiktaş'ı ihtimali için? Ya prensipte futbolcunun kalitesine söylenecek hiçbir şey yok. Bekayem Trabzon'da olduğu dönemde de fiziksel performans olarak üst düzeyde bir futbolcu değildi, o kesin. Şimdi bir de araya Arabistan girince ben temposunun artık iyice düştüğünü düşünenlerdenim. Tabii yaşta biraz ilerleyince, her ne kadar artık Dünya Kupası'nda hep görüyoruz, 40 yaşına kadar Atiba oynuyor, 39 yaşında oynayan bir Atiba varsa Mbekame gibi futbolcuların da oynaması lazım. Ama genelde ekonomik nedenlerle bizim büyüklerimizden birinden ayrılan o seviyedeki futbolcuların geri dönüşlerinde üst düzey performans şu ana kadar çok göremedik. Yani ben çok emin değilim. Çok açık söyleyeyim. Eğer yetkili biri olsam o transferden başka tercihler yapmayı Beşiktaş'ın daha fazla lehine olabileceğini düşünürüm. Abdullah Hocam ne dersiniz? Bence Beşiktaş Mbakame'yi transfer ederse çok büyük bir yanlış yapmış olur diye düşünüyorum. Ya bir kere Beşiktaş'ın, işte hocam burada, yani Beşiktaş özellikle oyuncu transfer konusunda, yani geçmişten gelen doğru oyuncu transfer etme konusunda hep öndedir. Ama şimdi Vakame'yi düşünüyorsun, Trabzon'da performans sergilemiş, ekonomik anlamda belirli bir seviyeye gelmediği için parayı tercih edip Arabistan'a gitmiş. Evet, doğru mu? Doğru. Orada da sezon başını geçirmemiş. Performans olarak şu an belli bir seviyede değil. Sadece Türkiye'de iyi oynadı. Sadece Trabzonspor'da iyi oynadı. Bir de böyle bir şey var. Transfer etmek bence çok doğru bir transfer projesine uymuyor. Yani hele Gökhan Hoca'nın söylediği gibi Cengiz konuşuluyorsa o zaman hiç uymuyor zaten. Hı hı. Bir de yani, Redmond'un var. Ya bir de öyle bir şey var. Tabii hep şöyle düşünüyoruz. Yani bu adam Trabzonspor'da fark yaratmış mı? Yaratmış. Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir oyuncu mu? İlk üçe girer mi? Girer. Biz şöyle düşünüyoruz. Aynısını gelecek Beşiktaş'ta yapacak diye düşünüyoruz. Üstünden ben, zaman geçiyor. Oyuncu belli ya bir ben yaşta. Ben Kerem belli çok doğru bir transfer olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Şahsi fikrim tabii. Başkan Ahmet Nurçebe'nin transferle ilgili açıklamaları var. Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var. Hocayı 2'ye ikna edip 1'le sınırlandırabilirsek güzel olur diyor. Hatta hiç almazsa harika olur. Yani hiç almazsa harika olur. En sonunda ona bağlaması lazım. Hocam 1-2 tane de satarsa... Ya başkan tabii ki açıklamalarda bulundu. Yani parasal açıdan problemimiz yok, bu ara paramız evet var dedi. İşte ben gelen bütün hocaların arkasındayım
Hepsine geldik, hepsinin arkasına durdum. Hepsi Beşiktaş'a faydalı olamayacaklarını bildikleri zaman kendileri ayrılmak istedi dedi. Sergen Hoca'yı kendim getirdim dedi. Evet. Şimdi Şenol Valeri İsmail'in de çok arkasına durdum. O gittikten sonra da işte Şenol Hoca bizim şansımız oldu. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz dedi. Maddi açıdan iyiyiz. Oyuncu alabilecek konumumuz da var dedi esasında. Orada bir maddi açıdan bir 700 milyon TL gibi bir parayı dile getirdi. Şimdi bunu söyledikten sonra transfere yeşil ışık yakıyorsunuz. Sayısını bilmem. Sayısını hocayla konuşacak. Orada Şenol Hoca daha önce Beşiktaş'a geldi, başarılı işler yaptı, şampiyonluklar yaşadı. Şimdi burada da daha önce Ahmet Başkan'la da beraber iyi de çalıştılar. Herhalde transfer mevsimi geldiği zaman bir ay sonra, bir ay 40 gün sonra oyuncuları masaya yatıracaklar. Şimdiden devamlı şekilde dinlendirilenler var. İşte sol beki, stoperi dediğim gibi işte Bakayemi konuşuyorsunuz ama biz hemfikir olmadığımız bunun yerine Türk alternatif olarak Cengiz'in alınabileceği ki başkan da konuştuğunda esasında artık 8 artı 3'ü 7 artı 4 veya 6 artı 5 yapalım diye daha önce 9 artı 2'yi istiyordu ama artık indikçe indi ve bunu ciddi olarak söylemeye başladı. Biz dedi yatırımlarımızı da ona göre yaptık. Bu aşamada da Cengiz'i alması daha büyük avantaj olacak ki Şenol Hoca herhalde Şenol Hoca'ya sorarsanız BKM Cengiz mi diye hiç düşünmeden Cengiz diyecektir. Ben de ona inanıyorum. Böyle bir atmosfer var. Ama daha transferin başlamasına da dediğim gibi 40 günlük bir zaman ve onun önünde ligde oynayacağı 4 tane maç var. Özellikle hakem konularıyla ilgili yine Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları var. Şunu söylüyor yabancı sınırı konusuyla alakalı. Sezon başında en azından 9 artı 2 olsun dedik, kabul etmediler. Biz de 3-4 yerli futbolcu aldık. Bize pahalıya patladı bu oyuncular. Bu yapılan olay Türk futbolcusunun rekabet etme isteğini azaltmıştır. Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarlarsa ben karşı çıkarım. 7 artı 4 hatta 6 artı 5 yapsınlar diyor. Başkan bunu tam bariz, net, iyi bir plan üstüne mi söylüyor? Yoksa acaba biraz inatçı bir tavırla mı söylüyor? Ben belki ikisinden farklı mesela bir neden ortaya koyayım. Emirhan İlkan Beşiktaş kadrosunun içinde olsa, Rıdvan Yılmaz Beşiktaş kadrosunun içinde olsa başkanın söylediği planlamalara %100 katılırım. Aynen öyle. Ama böyle oyuncular yok. Eleki Türk oyuncular da sanki lig seviyesinde bile çok büyük fark yaratabilecek isimler değil. Şimdi bence de o açıklamaları yaptığını duyduğumda ya Beşiktaş'ın da o 3 yerli futbolcu tercihi konusunda sıkıntıları olan bir takım diye nitelendirdim. Genelde yöneticiler, başkanlar transfer ettikleri futbolculara çok güvenirler. Ve bu güvenleri de samimidir. Şimdi o açıdan bakıldığında 1. Tayfur Bingöl, 2. Emrecan Uzunan bunlar hep yeni transferler. Umut Meraş her ne kadar geçen sene bile transfer olsa başkanın yaptığı transferlerden bir tanesi. Salih geri döndü. Cenk Tosun orada. Kerem Atakan Keskin bu seneki transferlerden biri. Kaleciniz zaten yerli. Şimdi bu derece fazla sayıda Türk futbolcu varsa güvendiğinizde diyorsunuz ki 6 artı 5 de olsa benim yeteri kadar Türk futbolcum var. Ama iş şampiyonluk yarışına gelince orada bir tık da olsa kalite eksikliği sizi belki de o şampiyonluktan ediyor.